BBC tarafından yayınlanan video görüntülü haberde Çin'in toplama kampına kapattığı Uygur Türk'ü erkek manken Merdan Gaffar'ın kamp içinde elleri kelepçeli ranzaya bağlı görüntülendiği Çinli yetkililerin Uygurları eğitiyoruz yalanlarını bir kez daha çürüttü. Sanatçı tedirgin bakışlarıyla yaşadıklarını anlatmaya çalışırken dışarıda duyulan toplama kampı yetkilisinin Xinjiang'da Doğu Türkistan diye bir yer hiçbir zaman olmamıştır şeklinde propaganda seslerinin duyulması dikkat çekiyor. Bilgilere göre Çin Komünist Rejimi'nin virüs zamanında dışarıya çıkan insanları büyük küçük demeden tutuklayıp ceza kampına götürdüğü ve 50 metrekarelik hücreye 50-60 kişinin kapatıldığı belirtiliyor. Tutuklananların arasında 13-16 yaşlardaki çocukların olduğu, Çin polislerinin bu çocuklara ağır fiziki işkence uygulaması sonucu çocukların sandalyede oturamaz hale geldiği bildirildi. 60 yaşını aşan yaşlıların dahi gençlerle aynı şekilde işkence gördüğü, tutukluların yapmadıkları suçlar üzerinden itirafçı olmasının istendiği öne sürülen haberde, hücrelerdeki gardiyanlara yalvardıktan sonra lavaboya gitme izni alınabileceği, her türlü istismarın yaşandığı ve sürekli olarak Çin polisleri tarafından hakarete uğradıkları açığa çıkarılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD şirketlerini Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri konusundaki farkındalıklarını arttırmaya ve bölgeyle olan ticaretlerini yeniden gözden geçirmeye çağırdı. 2 Ağustos'ta ABD'deki Fox TV'ye verdiği demeçte, ABD'li şirketlerin Çin'in Xinjiang İnşaat ve Üretim Kolordusu tarafından üretilen pamuk üretimine katılımı hakkında açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, ABD'de bazı tanınmış markalar da dahil olmak üzere şirketlerin bölgede olup bitenlerle ilgilenmek istediğini sanmıyorum ifadesini kullandı. Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki Uygurlara zorla kürtaj ve kısırlıkla dahil insanlık dışı zulüm uyguladığını vurgulayarak Amerikan şirketlerinin dikkatini bölgede yaşananlara çekerken ünlü markaların bu kapsamda karşılaşacağı zorlukların daha fazla farkına varması gerektiğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı 31 Temmuz'da Çin'in Doğu Türkistan'daki üretim ve inşaat kolordusu ve iki yetkilisine Uygurlara uyguladığı acımasızca politikaları yüzünden bir ambargo uygulandığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Çin'in aralarında bir ABD vatandaşının da bulunduğu bazı göstericiler hakkında tutuklama emri yayınladığını belirterek, ABD vatandaşlarını Çin'e giderken ya da Çin içinde seyahat ederken aşırı dikkatli olmaya çağırıyoruz uyarısında bulundu. Çin'in Doğu Türkistan politikasını sürdürdüğünün de altını çizen Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanlığı'ndan buradaki insan hakları ihlalcilerine karşı küresel Magnitsky yasası kapsamındaki yaptırım haklarını kullanmasını istiyoruz dedi. Pompeo, Çin menşeli telekomünikasyon şirketlerinin ABD ile diğer ülkeler arasında hizmet vermesini istemediğini kaydederek, güvenilmez Çin merkezli uygulamalarında ABD'deki mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığını görmek isteriz dedi. Çin'de koronavirüs salgınının ardından şimdi de bunya virüsü paniği başladı. Çin'in Jiangsu eyaletinde toplam 37 kişiye keneler tarafından yayılan yeni bunya virüsünün neden olduğu bir hastalık teşhisi konuldu. Daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. Uzmanlar vakalara dayanarak virüsün hayvandan insana ve kişiden kişiye kan yoluyla bulaşabileceği konusunda uyardı. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı. Google, Çin kaynaklı 2500'den fazla YouTube kanalını sildiğini açıkladı. Yanlış bilgiler yaydığı belirtilen YouTube kanallarının son 3 ay içinde silindiğini ve dezenformasyona neden oldukları belirtildi. Teknoloji devi yaptığı açıklamada Çin'le bağlantılı koordineli etki operasyonlarına yönelik devam eden soruşturmamızın bir parçası olarak Nisan ve Haziran aylarında hesapların tespit edilerek silindiğini belirtti. Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'la Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının Türkiye için yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamada bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır ifadeleri kullanıldı. Anlaşmayla sınırlandırılan alanın Birleşmiş Milletler'e bildirilen Türk Kıtası Hanlığı içinde yer aldığı aktarıldı.